Sanıyorum ilk soru daha kolay olan, ben de zoru tercih etmiş olayım, kendimden bahsetmiş olayım. Deprem bilimi gibi her gün hepimizin konuştuğu bir konu oldu ve birkaç yıl daha bu sürecek maalesef. Yaşamış olduğumuz şeyler ilk defa başımıza gelmiyor. Asırlar önce de buna benzerleri olmuştu. Yani siz enflasyon dediğiniz zaman onun yanına mutlaka hayat pahalılığını koymanız gerekiyor. Herkese bir akıl tutulması. Herkes birbirine bakıyor. Geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşuyor. İşte herkes uçan arabalardan bahsetmiş. Bakın 2021 oldu, uçan araba yok. Zirveye çıkacağı yılın bu yıl olacağını düşünüyorum. 2022. 10 liradan 18'e çıkarırım, sonra bakın görüyorsunuz istersen bir anda 10 lirada indiririm derken itibarlarını tamamen yitirdiler. Finans tamamen itibar, güven üzerine dayalıdır. Yani ben size bir borç veriyorum. Bunu kanıtlayan bir tek şey kağıt. Ödeyemezsen canımı alamazsınız. Kubilay'ım hoş geldiniz. Merhabalar, hoş buldum. Nasılsınız? İşte memleket ne kadar iyiyse o kadarız diyelim. Şimdi şey değil mi? Bütün ekonomistlerin en revaçta olduğu dönem. Aslında Türkiye'de hep öyle. Yani bu daha çok şemsiye satmaya benziyor. Yani kötü havalarda biz akla geliyoruz. Hatta öyle oluyor ki unuttuğumuz akrabalarımızdan bile mesajlar geliyor diyor. Ama 2011'den sonra artan düzeyde evet doğrudur, ekonomi Türkiye'nin gündemine geldi ve birkaç yıl daha da böyle gidecek gibi. O birkaç yıl. Oo. Ama sanki şimdi her şey stabil hale döndü gibi. Hep bir sonraki şok daha büyük olması için başka yani krizleri olması gerektiği gibi çözmediğimiz için bir sonraki şokun daha büyük olmasının altyapısını oluşturuyoruz. Şimdi aynısı oluşuyor. Şu an bir enerji birikimi oluyor. Bunu depreme benzetebiliriz. Fay hattında enerjiler birikiyor, sonra bir daha kırılıyor. Aynı şeyi yaşıyoruz ve gittikçe şiddeti ve sıklığı artıyor. Dolayısıyla bir süre daha ekonomi konuşmak durumunda kalacağız. Ama şimdi şey, stabil dönemde, enerji biriktirme dönemindeyiz. Enerji biriktirme dönemi, evet. Peki mesela siz bunu tahmin edebiliyor musunuz? Mesela bu enerji ne zaman patları? Çok farklı faktörler var altında. Yani bazen işte bir İstanbul depremi gibi bir olağanüstülük de olabiliyor. Veya işte Japonya'da da Kobe depremi olmuştu. Bazen zaten çok belli ediyor kendisini. İşte bazı finansal göstergeler, örneğin dış borç oranı çok yüksek oluyor. İşte şirketlerin batık kredi miktarları çok artıyor veya devlet borçluluğu artıyor. O zaman görebiliyorsunuz ama onu tetikleyecek nedeni bilemezsiniz. Küçük şeylerden de olabilir. Mesela işte en meşhuru 2001 krizinde anayasa kitapçıydı. Çok da bir alakası yoktu. Veya 2018'de Andrew Branson'ın, işte Rahip Branson olayıydı. Doğrudan bunlarla ilgili bir durum ekonomide yoktu. Ama tetikleyici neden oldu mu? Evet oldu. Dolayısıyla onu birebir söylemek zor. Ama tahminimce yani herhalde bir Mart ayında tekrardan böyle bir zorluklara gireceksiniz gibi. Ve gittikçe fark ettiyseniz sıklığı da artıyor. Eskiden iki yılda birken bir yılda bir iniyor, altı ayda bir iniyor. Durum böyle. Şimdi önümüzde gene kritik tarihler var anladığım kadarıyla. Bir yine para politikalı kurulu toplantısı var bu ay. Evet. Ay kaçında bilmiyorum. 20'sinde, perşembeleri oluyor. 20'sinde. Evet. Bir de Fed'in faiz meselesi var. Doğrudur. O da 6 haftada bir yapıyor. Yani bu ayın sonunda ne olacaksa olacak. Bu aydan çok ben biraz daha Mart'a doğru sıkışacağını düşünüyorum. Bu işte kur korumalı mevduattan ötürü bir piyasalarla devlet zoraki bir ateşkes yaptı. Bunun ne kadar tutup tutmayacağını göreceğiz. Bakalım bu imkanı vatandaşlar, yatırımcılar kullanmak isteyecekler mi? Bu esnada başka bir yurt dışı küresel piyasalarda bir şok olacak mı? Her şey bize bağlı değil. Sizin de söylediğiniz gibi ABD Merkez Bankası var. Sonra Çin ekonomisine ilişkin ciddi kaygılar var. Çin 40 yılda çok büyüyor ama böyle sürecek mi acaba? İşte bu birkaç tane fay hattı aynı anda kırıldığı zaman şok çok büyüyor. Hani bu Ocak, Şubat'ı biraz böyle atlatabiliriz enerji birikmesiyle ama Mart, Nisan'da sanki sorunlar daha ön plana çıkacakmış gibi gözüküyor. Ama bazen işte hiç beklenmedik şekilde olumlu gelişmeler de olabiliyor. Siyaset hiç olmadığı kadar ekonomiyi ve finansı etkiliyor. Buralarda belki daha Türkiye'yi gevşetici, yumuşatıcı şeyler olursa bu da buraya yansır. Pazar günden beri İstanbul'dayım. İki akşam dışarıda yemeğe çıktım. Her yer inanılmaz boş. Bomboş. Çok acayip. Şimdi krizlerde iki tane durum oluyor. Birincisi parası olan zaten çok kazanıyor. Büyük bir hata yapmaz. Onlar için hayat her zaman devam ediyor. Ama bir de diğer grup var. O grup gittikçe fakirleşiyor. Zaten bu tip hayat tarzı yani dışarıda yemek, içmek, alkol kullanmak, yurt dışı tatili bunlar Türkiye'de orta ve orta üst gruba ait. Son şok o kadar büyük oldu ki o grup da bunları kaybetmeye başladı. Yani daha önce başlamış da çok daha net kesildi. Yani size 3 yıl önce sorsam
Veya 3 yıla gitmeyelim. Pandeminin başına sorsam, benzin fiyatı 13,5 lira olur mu, 14 lira olur mu desem, çıldırmışsınız derdiniz. 5 liradan buralara geldi. Dolayısıyla haliyle bir yerden sonra aynı halkları daha zorunlu giderlerini tercih ediyorlar. İşte araba kullanmak, dışarıda yemek yemek, kahve içmek bunlar hep azalıyor. Daha da azalacak. Çünkü yılbaşında yapılan zamlar birkaç ay içerisindeki yüksek enflasyonla yutulacak. Çok da bir şey geriye kalmayacak. Haliyle 2022 yılı bizde hizmetler sektöründe turistler gelmezse eğer tasarruf yılı olacak. Ay vallahi içim sıkışıyor. Şimdi gelelim programımızın formatına, girizgah kısmından sonra. Her grupta size iki tane soru soracağım. Bir tanesini seçip cevap vereceksiniz, diğerinin cevabını duymayacağız. Sorular arkama gelecek. İlk grupla başlıyorum. Ekonomi yorumcuları işler kötü gittiğinde daha mı çok ilgi görüyor? Hep alarm vaziyetleri bununla açıklanabilir mi? Ya da bize 2022'deki ekonomik gidişatla ilgili 3 tane muhtemel iyi şey söyleyebilir misiniz? Şimdi ikinci soruda bir tane deseniz belki söyleyebilirdim ama 3 çok zor geldi. O yüzden ilk soruyu tercih ediyorum. Buyurun. Ya bu daha çok tabii ki şemsiye satmak gibi. Yağmur yağarsa şemsiye alınır. Ama başka zamanlarda da şemsiyeyi daha ucuz fiyata bulabilirsiniz. Ama ilgi görmezsiniz. Bu da öyle. Dolayısıyla ekonomide işler kötüye gidince ki o da az çok bizde döviz kurundaki sıçramalardır. Faizi de o kadar takip etmeyiz. Hemen telefonlar açılmaya başlanır. Hem işte bu konuda biraz bilginiz varsa eş dost çevreniz ulaşmaya çalışır. Bunun haricinde işte görüştüğünüz yatırımcılar varsa onlar olur. Bu işin bir de medya tarafı var. Toplumda bilgilenmek istiyor. Onlar da ulaşır. Dolayısıyla yani arz ve taleple ilgili bir durumdur. Normal şartlarda zaten bir ülke daha olağan bir şekilde yönetilse çok da bize gerek kalmaz. Yani ekonomi her zaman önemlidir ama vatandaşın bunu bu kadar bilmeye ihtiyacı kalmaz. Şimdi bizim toplam mevduatların 3'te 2'si döviz tevdiat hesabı. Yani döviz veya altın. Niye? Türk lirasına güven yok. Peki aynısını Almanya'da baksak çoğunluğu avro. Niye? Çünkü Almanya kendisinin enflasyonu koruyabileceğini biliyor. Hem de 40 yılın en yüksek enflasyonu yaşadığı dönemde bile insanlar çıkıp da ben biraz dolar alayım, biraz altın alayım, belki bankalar batar, altına saklayayım bunları düşünmüyorlar. Eve gittikleri zaman gün boyunca kazanmış oldukları parayı iyi veya kötü harcamakla da uğraşıyor. Öyle vakitlerini harcıyorlar ama bizde böyle değil. 3 kuruş kazanıyorsunuz. Gene de bunu elinize tutmanız için, satın alma değerini korumanız için geriye kalan vakti kullanmanız gerekiyor. Nasıl yapacaksınız? Çok paranız varsa etrafınızda bir sürü danışman olacaktır. Size bu hizmeti sunacaklardır. Yoksa işte sağdan soldan öğrenmeye çalışacaksınız. Bunun en iyi yöntemlerinden biri de televizyon ve sosyal medya. Oradan dinleyip işte kendi kararınızı vermeye çalışıyorsunuz. Dolayısıyla da ekonomi yorumcuları evet böyle yağmur yağan havalarda işler kötüyken gidiyor. 10 yıl önce bu kadar değildi. 10 yıl önce de ama bunun altyapısı oluşturuluyordu. Bunları söylediğimiz zaman yani aslında Türkiye çok ciddi dış borca giriyor. İleride bunlar Türkiye ciddi finansal sorunları yol açacak. Türkiye ekonomisi düşünüldüğü kadar iyi değil. Türkiye buradan bambaşka yüksek ülkeler seviyesine çıkamıyor dediğimiz zaman da o zaman işte bunu siz zaten belli ideolojik nedenlerle iktidarı sevmiyorsunuz deniyordu. Hayır değil, bir şeyin altyapısı oluyordu. Biz buralara bir günde gelmedik. Ama tabii hakkını verelim. O zaman yönetenler şu andaki aleni hataları da yapmıyorlardı. En neticesinde ne oldu? İşte ekonomide deprem bilimi gibi her gün hepimizin konuştuğu bir konu oldu. Ve birkaç yıl daha bu sürecek maalesef. İkinci grup. Siz birikimlerinizi nasıl değerlendiriyorsunuz ya da birikiminizi asla değerlendirmediğiniz bir yatırım aracı var mı? İkinci soruyu alayım. Tabii ki. Şimdi... Mesela ben risk içeren hiçbir şeye para yatırmam. Ama risk içermeyen yatırım aracı zaten hiç olmaz. Var ya öyle ne? VIP mi? VIP ne o? Hiç öyle şeylere bulaşmam mesela. Tamam, o şimdi bir vadeli bir piyasa işlemi. Siz bugün spotta bir şey alıp satıyorsunuz. Bir de gelecekteki fiyat üzerine bahse giriyor musunuz gibi. Tabii bu da başka bir risk atıyor. Ama hiçbir şey yapmasanız da risk altındasınız. Yani işte mesela altın aldınız, altın kenarda duruyor ama altının fiyatı durmuyor ki. Evet altın gramajı kaybolmuyor, buharlaşmıyor ama işte altın dolar yukarı giderse kâr ediyorsunuz, altın dünyada giderse gidiyorsunuz. Dolayısıyla durduğunuz yerde kalsanız bile bir risk içeriyorsunuz. Yaptıklarınız kadar yapmadıklarınız da bir risk içeriyor. En az riskli olan yatırım araçları işte devlet tahvilleridir.
Ama onlarda da enflasyon riski vardır. İşte mesela gidiyorsunuz %15 getirili devlet tahvili almışsınız. Enflasyon %25'si. Bakın durduğunuz yerde para yine kaybediyorsunuz. Evet. Dolayısıyla kaçmanızın yolu yok. Ancak bazı yatırım araçları çok riskli. Ve finanstaki ilke şudur. Risk kötü bir şey değil. Yeter ki riskin karşısında makul bir getiri olsun. Bu iki denge birbiriyle beraber yürüsün. İşte o da en zorlandığı yerler mesela kripto paralarda oluyor. Yani kripto paralarda çok ciddi bir şey. Hızlı para kazanabiliyorsunuz ama yüksek bir riskiniz var. Bunu acaba kaldırabilecek misiniz? Bu sörf gibi. Yani iyi bir sörfçü 5 metrelik dalgada yapabilir. Ama sizin stres kaldırabilme durumunuz, maddi gücünüz onu kaldıramıyorsa tabii ki size 1 metrenin üstteki bütün dalgalar sıkıntı yaratır. O yüzden ben kendi adıma asla yatırmayacağım şeylerden biri, birçok yatırımcıyı şaşırtacaktır izleyicide ama kripto paralar. Bunu öncelikle söyleyeyim. Bunun da nedeni bu kripto paralar bir gün çöp olacak olmayacak konusundan öte baktığım zaman benim risk ölçümde getiri ölçümü karşılamıyor. Yani çok kazanabilirsiniz bunda ama ben risk başına düşen getiriyi yeterli görmüyorum. Çok fazla heyecan gerektirdiğini düşünüyorum. O yüzden de bu işi bilenler de hep şunu tavsiye ederler. Kaybetmekten çekinmeyeceğiniz bir kadarını bırakın. Ben de kaybetmekten hepsini çekiniyorum. Dolayısıyla girmiyorum. Aynen. Yalnız şunu da belirtmek isterim. Bu şimdi Türkiye'de kripto para konusunda özellikle gençlerde çok rağbet gördüğü için kimse bazı şeyleri söyleyemiyor. Eninde sonunda bunların bir kısmı hatta önemli bir kısmı da batacak. Yani dünya tarihleri böyle olmuş. Ben bunu en çok 19. yüzyıl Amerika'sına benzetiyorum. 19. yüzyıl Amerika'sında Merkez Bankası yok. Herkes kendi para birimini çıkarabiliyor. Bankaların kendi banknotları var. Zaten banknot bankanın kağıdı anlamına gelen şekilde. Sonunda ama mekanı sahibi ABD Merkez Bankası 1913'te kurulup geliyor. Onlar gelince diğer para birimleri de zaman içerisinde kaybolup gidiyor. Şimdi burada da çok fazla kripto para var. Eninde sonunda devletler kendi dijital paralarını daha yaygınlaştıracak. Bunu yapan Çin var, İsveç var, başka merkez bankaları da var. O zaman bunların önemi muhtemelen biraz daha azalacak. Ama bir de gerçek var. Şimdi hep olumsuz tarafları söyledik. Olumlu tarafı da söyleyelim. Bu kripto varlıklar mutlaka hayatımızın kalıcı bir şekilde parçası olacak. Sadece çok büyük bir doğal seçilime uğrayacaklar. Ben de o yüzden bu getir ve riski yan yana koyduğum zaman kendim uzak duruyorum. Almak isteyenlere de bir kripto paranın, kripto varlığın nasıl değerlendiğine dair, nereden nasıl oluştuğuna dair, nasıl üretildiğine dair yeterli bilginiz yoksa anlayamıyorsunuz, girmeyin diyorum. Ama ben böyle desem de biliyorum ki herkes almayı seviyor. Çok normaldir. Bana göre değil. Üçüncü grup. Anketlere bakılırsa ekonomik sorunları muhalefetin çözebileceğine dair çok kuvvetli bir kanaat halen oluşmadı. Sizce bunun sebebi ne olabilir? Ya da ülkenin ekonomi yönetiminde söz sahibi olmak gibi uzun vadeli bir planınız var mı? Sanıyorum ilk soru daha kolay olan, ben de zoru tercih etmiş olayım, kendimden bahsetmiş olayım. Benim işim finans. Yani iktisat dediğimiz zaman çok geniş bir tanım oluyor ama finans ve hatta uluslararası finans. Ve bunun da Türkiye'de ihtiyaç duyulduğu alanlar var. Türkiye ağır dış borçlu bir ülke. İşte gayri safi yurt içi hasılasının kabaca %60 kadar dış borcu var. Hele hele bu işte hazine döviz gelir garantili projeleri falan katarsak durum çok daha kötü. Dolayısıyla Türkiye'nin bir gün dış borçları yapılandırması, bu kendisine aslında sürülmüş olan bu boyunduruktan kurtulması gerekiyor. Benim de uzmanlık alanım bu. Bunlara da katkı koymaktan memnuniyet duyarım. Çünkü Türkiye finansal bağımsızlığında yani Osmanlı borçlarından gelen bağımsızlığı da böyle müzakerelerle 1931-33 arasında kazanmıştı. Bu noktada evet imkan olursa katkı koymaktan memnuniyet duyarım. Ama bu çok basit bir şekilde işte ekonomiyi yönetmek veya ekonomideki diğer varlıkları değiştirmek gibi algılanmamalı. Bu Türkiye'nin çok daha uzun vadeli toplumla, devletin ve dışarıdaki kreditörleri bir araya konulacağı uzun vadeli bir çalışmanın sonucu olabilir. Böyle bir şey olursa hakikaten heyecan duyarım, onun parçası olmak isterim. Bunun haricinde bir de benim toplumcu tarafım var. Şimdi bunları yapıyoruz ama bunlar hep rakam. Günlük hayatımıza dokunan taraflar var. Onlar da nedir? İşte mesela genç işsizlik, bir genç işsizler platformu kurduk. Bu konuda hassasiyet yaratmaya çalışıyoruz. Demek ki ekonomik verileri günlük hayata yansıtırsak, günlük hayattaki veri sorunları da ekonomiyle birleştirirsek ancak o zaman sonuç elde edebiliyoruz. Bunu mesela işte bu yurtlar meselesi de gördük. Devlet üniversite açıyor, yurt açmıyor, ekonomik durum kötü. İnsanlar oralara gidiyorlar, sonra çok ciddi şeyler oluyor. Ha bir de bunu beraber yansıtabileceğim bir şey olursa, toplumcu bir taraf, o zaman bunu yapmaktan memnuniyet duyarım. Ama bu konularda epey idealist olduğumu da söylemiş olayım. Kariyerist değil, idealist bir şekilde davrandım. Yani zoru isterim, zoru yapmaya çalışırım, bedelini de öderim. En güzeli ama.
Twitter'da bilgisayar denen tweet dizileriniz çok popüler. Bu yöntem insanları bilinçlendirme konusunda sizce ne kadar etkili ya da herkes için ekonomi konuşmanın temel sırrı nedir? Çok arada kaldım hangi soruyu seçeceğimi. Herkes için ekonomi konuşmanın temel sırrı nedir'den gidelim. Şimdi ekonomi zor bir alan. Birçok teknik bilgiye haiz olmanız gerekiyor. Artı bunu matematik kullanmanız gerekiyor. Günümüzde bir de yazılım gerekiyor. Programlarla bunu hesaplayacaksınız. Normal insan zekasını aşan şeyler bu basit hesaplamalar. Ama tabii ki karşıda bunu anlamak isteyen kitle böyle değil. Zaten öyle olmaması gerekiyor. Herkesin başka bir mesleği var. Nasıl yapacaksınız? Bir, terimleri günlük hayattaki gelişmelerle birleştirmeniz lazım. Yani siz enflasyon dediğiniz zaman onun yanına mutlaka hayat pahalılığını koymanız gerekiyor. Hayat pahalı diyorsanız geçtiğimiz yıl tüketici sepetini nasıl ne kadar biriktirdiğinizi, sonrasında bunu bu yıl ne kadar biriktirdiğinizi, arada nasıl bir değişim olduğunu söylemeniz gerekiyor. Sonra tüketici sepetin ne olduğunu anlatmanız gerekiyor. İşte bir günlük tüketicinin neler isteyebileceği. Sonra toplum bir tek kendisini biliyor. Herkesi bilmiyor. Mesela Türkiye'de içki içmeyen bir insan alkol içeceklerin fiyatlarını bilmez. Yurt dışına gitmemiş bir insan yurt dışı uçak biletlerinin fiyatını bilmez. Diğer taraftan küçük İstanbul'da yaşayan biri de küçük kentlerde kiraları bilmez. Burada işte çok paralar ödeniyor ama birçok Anadolu'da o paralara çok daha büyük yerler alırsınız. Dolayısıyla insana bir tüketiciyi tanıtmak lazım. Harcamalarını, günlük hayatını nasıl etkileyeceğini tanıtmak lazım. Bunun hangi kanallardan geldiğini anlatmak lazım. Bir de benim çok önemsediğim şey şu, tarihsel süreç içerisinde vermek lazım. Yazmış olduğum kitapta da buna çok önem verdim. Yaşamış olduğumuz şeyler ilk defa başımıza gelmiyor. Asırlar önce de buna benzerleri olmuştu. Mesela enflasyon diyoruz, 19. yüzyılda Osmanlı'da da tahşiş var. Paranın devalüe etme misali işte bir kısmını kırpıyorlar, altına yarıyla oynuyorlar. Ne oluyor? Paranın değeri düşüyor. Bunlar geçmişte de var. Bunları üzerinden tarihsel hikayelerle anlattığınız zaman çok daha kolay hayatta akılda canlanabiliyor. Bunun dışında bir de yaptığınız şeyin bir finansal yatırım amacı değil, bilinç yaratma amaçlı olduğunu da belli etmeniz lazım. Şimdi benim de arada kızdığım bir şeydir takipçilere. Yani tabii ki herkesin ekonomik durumu kendisi için çok önemli ama şimdi 3-5 bin dolarlık bir varlığınızda doğru yatırım yapıp da hayatınızı kurtarmanız mümkün değil. Böyle kişilere finansal okuryazarlık değil, iktisadi okuryazarlık vermek lazım. Yani ekonomiyi anlatacaksınız, nasıl hareket edeceğini anlatacaksınız ki ona göre oy kullansınlar. Ona göre yanlış taahhütlere kanmasınlar. Dolayısıyla herkes için ekonomi diyorsak, evet ekonomi terimlerden uzaklaştırılarak, günlük hayatla ilişkilendirerek, tarihsel bağları hatırlanarak ve onların seçim tercihlerinde yönlendirmeye fayda sağlayacak bir şekilde anlatılması gerekiyor. Bu yapılınca güzel tutuyor, insanlardan ilgi de görüyorum ama tek bir temel sır dersek basitlik ve günlük hayata mümkün süret onu ilgili ilişkili tutmak. Aslında her meslek için de böyle bir. Yani mesela avukatlık için desek. Değil mi? Yani bakıldığı zaman işte çok uzun kanunlar var ama onları anlatmıyorsunuz. Müşteriyle konuşulduğu zaman sonuç nedir deniyor, sonuç söylüyorsunuz. Aynen, aynen. Doğru. Hükümetin ekonomik politikalarına karşı muhalif duruşunuz, finansal danışmanlık yaptığınız müşterilerle ilişkinizi nasıl etkiliyor? Ya da hükümetin ekonomik politikalarına karşı muhalefet duruşunuzun danışmanlık verdiğiniz finansal konularda nesnel bakışınızı hiç etkilememesi sizce mümkün mü? İkinci soruyu seçeceğim. Ve bence bunu güzel soru. Rahatça seçiyorum. Bu şundan ötürü. Bizde çok yapılan bir hatadır. Şimdi Türkiye'de finansal piyasalarda çalışanlar çoğu muhalif parti seçmenidir. Çok net. Hayat tarzları da batı tarzı, seküler hayat tarzıdır. Bu gruplar 2007 veya 2011'de iktidar partisine oy vermiş olabilirler bir kısmı. Ama 2013'ten sonra Gezi olayları ve 7 Haziran'dan sonra bunlar koptular. Koptular ama şimdi günlük hayat başka, yapmış olduğunuz mesleğin gereksinimleri başka. Bu ikisi arası katay yapmamak gerekiyor. Bu yüzden de hani sizlerin sosyal medyada görmediği, televizyonda çıkmayan ama arka planda önemli paraları yöneten veya bunlara danışmanlık veren kişilerin çok akıl tutulması yaptıklarını gördüm. Yani iktidar kötü olabilir, beğenmeyebilirsiniz. Bunun neticesi toplum fakirleşebilir ama siz oradaki para yöneticisisiniz. Dolayısıyla siz bunlardan arınıp, kızgınlığınızdan arınıp en doğru şeyi yapmanız gerekiyor. Yani ben bunu şuna benzetiyorum, bir savaş pilotu gibi olmak. Evet, bombayı attığınız zaman aşağıda insanın öleceğini biliyorsunuz ama sizin işiniz de bu. Dolayısıyla o düşüncelerden arınmak lazım. Yoksa her zaman için her şeyin hep olumsuz olacağını söylerdik. Ha, ne yapıyor, ne ediyor iktidar onu eninde sonunda olumsuz yere getiriyor ama. Şimdi
bir dolar kurunun örneğin 2 liradan 3 liraya gideceğini, işte bir yere gidecek. Tabii yüksek enflasyon olursa gider. Bu çok zor bir tahmin değil. Bu aradaki patikayı görmeniz lazım. Acaba bir yere 1.80'e mi inecek? 3.5 olup da mı 3'e geri düşecek? Bunları görebilmeniz için de işte o ideoloji gözlüğünü çıkarmanız gerekiyor. Sevseniz sevmeseniz de iktidarın yapmış oldukları da sizin günlük hayatınızı nasıl etkilerinden ayırmanız gerekiyor. Hataya düşenler dediğim gibi var. Fakat 2018'den sonra daha da arttı bu. Fakat çok da özellikle piyasa profesyonellerinin zaman içerisinde buna alıştığını gördük. Yani şunu diyorlar. Evet, işler sonra kötüye gidecek ama şu an kur ne olacak? Biz buna bakalım. Örneğin kur korumalı mevduat işte 2021 yılının son aylarında görülmedik bir kriz yaşar, boyutta kriz yaşarken bir anda ortaya atıldı. Şimdi bunun bir sürü Türk lirası lehine olabilecek tarafları da var. Bunu ben söylemezsem, anlatmazsam karşı tarafa bir ön yargı olur. Karşı tarafta benim bilgimin eksik olduğunu düşünür. Demek ki tek taraflı, bunda tek bildiği her şeyin kötü olacağı. Olmadığı zaman o zaman da benim itibarım kaybolacak. İyi de ben şu anda bu toplumsal bilinçlenmenin ötesinde bir ticari ilişki kurmuşum. Benden bunları bekliyor. Ben bu günlük hayatımdaki çektiğim acıları oraya yansıtamam. Evet, iktidarı hiç beğenmeyebilirim. İktidarı çok kötü bulabilirim ama onu ayırmam gerektiğini düşünüyorum. Ne kadar olur derseniz şöyle, bazen hakikaten bir şeyin iyiye gidebileceğini düşünüyorsunuz. Ve bunu ayırmaya çalışıyorsunuz o iktidara olan bakış açınızdan. Ama dönüp dolaşıyor, iktidar onu da bozuyor. Yani diyorsunuz sanki ben yandaşım da, sanki ben bunu istiyordum da bunları anlattım diyorsunuz. Ona yapacak bir şey yok. Diyorsunuz ki hakikaten de ideolojik davranmak lazımmış. Hiç güvenmeyeceksiniz bunları diyorsunuz. Ama tabii ki o işin şakası, bu işin profesyonel şekilde yapılabilmesi hem şahsım adına hem de benzer kişilerin duygularınızı bundan arındırmanız lazım. O da kolay bir şey değil ya. Şahsım adına iyi başarabildiğimi düşünüyorum. Belki kibirli bir yanıt gibi gelecek ama çünkü çok zaman geçti. Bir günde de Türkiye kötüleşmedi. O kadar süre içerisinde sürekli sinirlerinizi geliştiriyorsunuz. Ayırmaya çalışıyorsunuz. Neticesi de gelişiyor. Ama krizin ilk günleri miydi? Galiba ilk günleriydi. Instagram canlı yayınlarınızı seyrettim ben sizin. Çok öfke doluydunuz. Tabii ki çok öfkeliydim ama öfkemin arkasında hem ülkeyi yönetenler vardı hem de toplum vardı. Çünkü bakın 3 liradan dolar kuru veya 2 liradan 10 liraya kaç zamanda gitti? 2013'te ilk defa oraya çıktı. Sonra 2021, 8 yılda. Sonra bir ay içerisinde 10 liradan 18 liraya çıktı. Müthiş bir şey. Tabii oransal aynı olmuyor ama kabaca aynı mesafeden bahsediyorum. Böyle bir sıkıntıda toplumun daha çok ses çıkarması gerekmez mi? Veya bunun yaratacağı sonuçları görüp iktidarın dur ya ben ne yapıyorum demesi gerekmez mi? Demiyor. Herkese bir akıl tutulması. Herkes birbirine bakıyor. Geriye dönüşü olmayan hasarlar oluşuyor. İnsanlar hep şunu diyorlar. İktidar değişecek, işler düzelecek. Öyle bir hasar bırakıyorlar ki arkadan gelen iktidarın da bir sonraki seçimi kaybetmesinin önünü açıyorlar. Bunu mesela muhalefet de kaçırıyor bu noktayı. Dolayısıyla benim kızdıran, işte bu Instagram'dan bazen feryat etmeme yol açan şey de bu. Günlük hayatınızda yaşamadan, daha bu iş yeni yeni gerçekleşmişken halk müdahale etse veya devleti o yönde itse birçok şey çok büyümeden çözülebilirdi. Ha, bu iktidar çözer mi ayrı soru işaret ama buralara kadar cüret etmeyebilirdi. Şimdi bakın insanlar 18 liradan ev aldılar, araba aldılar, sattılar, kâr ettiler, zarar ettiler, tesadüfe. Şimdi mesela İstanbul'da çok konuşuluyor emlak fiyatlarında kimse evini o dolar kurunun 14 lirasından fiyatlamıyor. Daha çıkacağını düşünüyor. Çünkü bir kere 18 lirayı gördük. Öyle bir yıkım yarattı ki hafızalar 18 lira kazındı. Biz daha ses çıkaran bir toplum olsak, muhalefet daha baskın olsa, iktidar daha çok söz dinlese bunlar olmazdı. Şimdi böyle bir ortamda ben yarın yani perşembenin gelişine çarşambadan değil, salıdan değil pazartesinden rahatça görebiliyorum. Toplumun hareket etmediğini görüyorum. Sonra bunu yapan insanların çok ciddi kâr elde ettiklerini görüyorum. Hakikaten bir yerden sonra isyan ediyorsunuz. Sonuçta ben de buralara buraya gelirken yani yurt dışında yaşıyordum. Birçok insanın yaşamak isteyeceği, kariyerini yapmak isteyeceği bir yerdeydim. Londra'daydım. Geliyorum toplumcu bir katkı koymaya çalışıyorum. Sonra bir bakıyorum ki insanlar hareket etmiyorlar. Benim kadar heyecanlı değiller. Ya diyorum ki sizin canınız daha çok yanacak. Benim gelir grubum sizden daha yüksek. Ben kendimi yine kurtarırım. En kötü kaçar giderim buradan. Ama siz niye bunu hareket etmiyorsunuz diyorum. Neyse ama bunu diye diye uyarı uyarı sanıyorum o isyanın güzel bir tarafı var. Bir şeyleri de tetiklemeye başladı ve toplum o hafta yaşananları yani o hem 20 Aralık'tan önceki hafta ve sonraki hafta sorgulamaya başladı. Muhalefet partileri de dikkate almaya başladılar. Hani benim etkim ne olmuştur o ayrı bir soru işareti ama kızgınlık bazen iyiymiş onu görmüş oldum. Ha, başımı belaya sokmadığım için de seviniyorum ama dediğim gibi yani bu kadar kötü gidişata da sakin kalmamak gerekiyor. Bir
uluslararası finans uzmanı Murat Kubilay başka, bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşı Murat Kubilay başka. Bu taraf çok kızgın, diğer taraf sakin kalabiliyor ama bence herkese kızgın olmalı. Diğer türlü bir düzelme olmayacak. Parası olan NTF dünyasına girsin mi, batar mı? Parası olan Metaverse'den emlak alsın mı, batar mı? Ben bunların hiçbirisini bilmiyorum biliyorsunuz. Mesela NTF ne? Şimdi fiziksel olmayan para. Para demeyelim. O kripto paralar gibi oluyor. Bir şeyin varlığını kanıtlama. Yani bir tapu gibi düşünün bunu. Fiziksel olmayan varlıklar, dijital varlıklar için bir tapu. Bir tabii ki onda bir değeri oluyor evin tapusu olduğu gibi. Şey gibi Cüneyt Özdemir'in tweet'ini satışa çıkartması gibi. Doğrudur. O işte bir varlık. Yani tweet'in içeriğiyle birlikte o tweet'in mülkiyeti de var. Onun alımı satımı. Fikri hak. Fikri hak. Peki Metaverse ne? Metaverse çok şey, Universe'den gelen bir şey. Meta aşmış, Verse işte yeni bir boyut evren. Onu inanın benim de henüz aklım tam manası ermiyor çünkü... Bu şey, geçen gün okudum o mu? Tapular satıyorlarmış. Yani sadece onu değil, çok daha bir geniş kavramlı. Facebook şirketi vardı. Facebook da kendi ismini Meta'ya çevirdi ve bundan sonra bu alana çok yatırım yapacağını söyledi. Tabii bundan mı yoksa Facebook kendi yıpranmış olan itibarını düzeltmek için isim değiştirdi ayrı bir konu ama Metaverse olayını, ki yeni bir şey değildir, geçmişte yarı bilim kurguya dahil edilmiş kısımları da vardır. Bunu bir anda önümüze attılar. Şimdi birini seçmem gerekiyor sanıyorum. Evet. İkincisini seçiyorum. Buyurun. Şimdi haliyle bir yatırım danışmanlığı yapmıyoruz. Hemen bunu söyleyelim. Ve bu bir yatırım tavsiyesi değildir. Şimdi şu anda çok net bir Türkiye'de ve dünyada teknoloji tapınmacılık var. Yani yüksek teknoloji içeren her şeyin mutlaka değerleneceğine inanılıyor. 2001'de dotcom balonu vardı. İşte bu Microsoft, Microsoft'ların falan ilk çıktıkları dönemlerdeydi ve bunların piyasa değerlerinin çok daha büyüyeceği düşünülüyordu. Öyle olmadı o dönemde. Bir geceden itibaren çok hızlı bir düşüşler yaşandı tabii. O esnada 11 Eylül oldu, ABD piyasalarında başka sıkıntılar oldu, şunlar bunlar ama diğer teknolojik gelişmenin hemen fiyatlara olumlu yansımadığı görüldü. Sonra bambaşka işte şu anda da Facebook, Amazon, Google gibi işte şirketler çok değerli hale geldi uzun vadede. Şimdi bu esnada söylemeye çalıştığım şey şu. Teknolojiyle oluşturulmuş ürünlerin gerçekten insanlar arasında yaygınlaşması ve para kazandırması düşünüldüğü kadar hızlı olmayabiliyor. Zaman da alabiliyor. Evet. Yani şimdi hepimiz şunu düşünüyoruz. Birçok şeyde mesela kripto paralarda ve benzeri şeyde fırsat kaçıyor. Doğru. Hakikaten Bitcoin'i 1 dolardan da alabilirsiniz. 60 bin dolardan da alabilirsiniz. Ve 1 dolardan alan 1000 dolar alsanız düşünün 60 kat yukarı gidecek. Yani müthiş 60 bin kat yukarı gidecek. Müthiş bir para olacak. Ama bu bir şey yaratıyor. İnsanlarda eğilim yaratıyor işte Metaverse'e geçeyim veya yeni onu kaçırdım, NFT'yi de kaçırdım. Zaten onu anlayamam. O biraz daha zor ama bu Metaverse anlaşılabilir bir şey. Kolayca bulabiliyorum. Ama sorun şurada, bunlar çok zaman alan işler. Ayrıca başka, şu an Mars'tan size toprak satsalar, Mars'ın mülkiyetinin kesin bir şekilde verebileceğine, kanıtlayabileceğinize dair bir otorite var mı? Uluslararası, herkesin buna karşı çıkamayacağı. Bir benzeri burası için de geçerli. Yani biraz fazla zamanın ötesine geçtik gibi. Bu teknoloji trendleri biraz fazla hızlandırdık gibi. Bunlar evet bir gün olacak. Ama bugün alanlar ondan nemalanacaklar mı? O bir soru işareti. O yüzden batar diyemem. Ama şu andaki haliyle kesinlikle kaybedeceklerinden öte bir paranın buralara yatırılmaması gerektiğini düşünüyorum. Ama bir gün bunların hepsini göreceğiz. Yani arttırılmış gerçeklik gibi şeylerle hakikaten yarı sanal, yarı gerçek dünyalar olacak ama daha o zamanları çok var. Bununla da ilgili bir örnek vereyim. 1969'da ABD Ay'a gittiği zaman bir araştırma yapmış. Demiş ki önemli bilim insanlarına, vatandaşlara değil, bilim insanlarına 2000 yılında nasıl bir hayat olacak demiş yani. Çünkü müthiş bir hızda işte önce Sovyetler Birliği Yuri Gagarin'le uzaya çıktı. Düşünsenize kaç bin yıldır insanoğlu uzaya bakıyor. Biri uzaya çıkıyor, diğeri aya gidiyor. 31 yıl sonra ne olacak demişler. İşte herkes uçan arabalardan bahsetmiş. Bakın 2021 oldu, uçan araba yok. Yani her gördüğünüz öngörü o kadar hızlı tutmayabiliyor, zaman alabiliyor. Dolayısıyla bu tip farklı yatırımları deneyenler bence bir kere daha kararlarını gözden geçirmeli veya en fazla kaybedecekleri kadar tutarı buralarda risk edebilmeli. 2022 bittiğinde ekonomi alanında sizce en çok neyi konuşmuş olacağız? Ya da hangisi daha zor? Durum kötüye gidecek deyip haklı çıkmak mı? Durum iyiye gidecek deyip yanılmak mı? Bu sefer ilk gruptan yanıtlayayım. Buyurun.
2022'de hakikaten çok fazla ekonomi konuşacağız. Bakın işte bunun birkaç haftası geçti ama 2018'de başlamış olan iktisadi buhranın, ben Mart 2018 olarak başlıyorum. İki tane önemli holdingin borç yapılandırmasına gitmesiyle o zincirin başladığını düşünüyorum. Zirveye çıkacağı yılın bu yıl olacağını düşünüyorum. 2022. Ve bunun sonucunda ekonominin iktidarları değiştirebildiğini veya iktidarların çok fazla geri adım atmak kaydıyla ancak kalabildiğini göreceğimiz bir yıl olacağını düşünüyorum. O yüzden ekonominin daha politik sonuçlarını çok konuşacağız. Bu birincisi. Seçim yılı yaklaşıyor, seçim dönemi yaklaşıyor. İkincisi, uzun yıllarda unuttuğumuz bir konu vardı. Kamu maliyesi. İşte hep diyorduk ki devlet eskiden 90'larda batıktı, SGK batıktı, bunların hepsi düzeldi etti, bakın borçlar azaldı diye. Öyle değil. 2022'de bunu konuşacağız. Kamu borçluluğu çok ciddi düzeyde artıyor. Mesela bu yıl devlet bir asgari ücretlilerden alınacak gelir vergisinin bir kısmından feragat etti. Sonra devletin kendi işletmeleri vardı. Onlar hep zarar ettiler işte. Elektrik üretim AŞ, BOTAŞ, yine... işte Çaykur diye okudum ben. Çaykur her zaman vardı. Hani daha büyük işletme. Bunlar çok büyük işletmeler. Yine Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank. Büyük, çok büyük karlar yapamayacaklar. Merkez Bankası bilançosu zaten çok karışık. Şimdi bunların hepsini kenara koyduğumuz zaman buradan da gelir elde edemeyecek. Geçtiğimiz, ya bu yıl düzeltiyorum, 2021'de bütçe birazcık daha iyiydi. Niye daha iyiydi? Çünkü kur patladı, acele ithal almaya başladık. İthalden de devletimiz çok güzel ÖTV topluyor, KDV topluyor. Onları aldılar. Şimdi seneye yoksulluktan bunu alamayacaklar. Kurumlar vergisini oranını arttırmıştık. Şirketler kâr edemezlerse nasıl ödeyecekler? Halk işte yoksullaşıyor. Az önce konuşmuştuk. Bu yıl hizmet tüketim azalacak. Daha az akaryakıtı kullanılacak. Daha az alkol içecek ve tütün mamulü tüketilecek. Oradan da alınamayacak. Şimdi bunların hepsini birleştirdiğimiz zaman devletin gelirlerinde ciddi bir azalma olacağını göreceğiz. Diğer taraftan giderlerin çoğu döviz ve altın cinsi. Bunlar otomatikman patlayacak. Ve devlet bütçesinde çok ciddi, yani rekor bütçe açığı gelecek. Böyle bir dönem yaşayacağız. Önemliyi en sona bırakacağım. Daha doğrusu bunları birleştirerek söyleyeceğim. Üçüncüsü, kur şokları ve bunun faizde bıraktığı ve arkasından enflasyona yansıyan trendin sonunu görmedik. Şimdi resmi enflasyon %36. Varsayalım ki TÜİK doğru ölçüyor. En kötüsü %36 olmayacak. TÜİK'e göre bile olmayacak. Ne kadar kötü olacak? Bir kur hata daha yaşamazsak %50'ye yakın sayıp durabilir. Yaşayabilirse kendini gerçekleştiren kehanet içerisine girip de insanlar iyice Türk lirasından kaçarsa ve bu kur korumalı mevduat tutmazsa belki 3 basamaklı rakamlara doğru gideceğiz. Dolayısıyla 3 tane çok ciddi etki var. 1- bu işin siyasi yönü, 2- kamu maliyesindeki bozulma, 3- faiz enflasyon kurdaki sıçrama. Hangisi en önemli olur? Çok zor soru ama hepsi çok önemli olacak. Ama en çok biz neyi seviyoruz? Siyaset konuşmayı seviyoruz toplumda. Toplumun siyasette sıkışma sanıyorum. En az da teknik bu olduğu için 2022 yılında bozulan ekonomik düzenin nasıl iktidar partisini ve onun ortağını erittiğini ve onların geri adım atmak zorunda kalmalarını veya geri adım atamazlarsa da çok daha ileri gaza basarak bambaşka kısıtlamalara gidişini konuşacağız. Gündemimiz bu yıl bu olacağını düşünüyorum. Birkaç kez şu cümleyi tekrar ettiniz. Ben de merak ettiğim için soracağım. Kur korumalı mevduat tutarsa... Şimdi bu açıklananı bir ay geçti değil mi? Şimdi bunun tutup tutmamasına şimdi karar vermeyecek miyiz? Yoksa bu zaman içinde karar verecek bir şey mi? Şöyle, öncelikle yatırımcıların buna katılmaları lazım. Şimdi, ama hani katılacak olan katılmaz mıydı zaten? Yani biliyorsunuz ki kimse yeni bir şey denendiği zaman kuyruktaki ilk kişi olmak istemez. Bir gitsinler onlar, bir bakalım. Acaba paralarını almakta sorun çekiyorlar mı? Acaba faiz oranlarında bir sıkıntı var mı? Acaba sözleşmede belirli bir maddeyi değiştiriyorlar mı? İlk 3 aydan sonraki. Evet. Yani o yüzden zaten Mart ayının da kritik bir ay olduğunu söylememin nedeni, zorunlu bir ateşkesle Mart'a kadar birçok şeyi ötelediğimizi söylememin nedeni de buydu. Bir 3 aylık zorunlu bir ateşkes yapıldı. İnsanlar bakacak, bir ürün tadacak. Dur bakayım, yapar mı, bir şey oluyor mu, gerçekten ödüyorlar mı, bir mantığı var mı diyecekler. Bu esnada kur istikrar sağlanabiliyor mu diyecekler. Bakacaklar, ondan sonra karar verecekler. Ama şu ana kadarki veriler katılımın hayli düşük olduğunu gösteriyor. Mesela Türkiye'deki toplam mevduat büyüklüğü 402 milyar dolar. Çok büyük bir para. Şu ana kadarki katılım, o da resmi olarak açıklanmadı. Devlet büyüklerimiz işlerine geldiği gibi arada söylüyorlar. 7-8 milyar dolar kadar. Çok küçük bir miktar. Şimdi 7-8 milyar dolar normalde kulağa büyük geliyor ama
bankacılık, finansal işlemlerde bahsettiği zaman küçük bir para kalıyor Türkiye gibi ülkede de. Dolayısıyla bunun yaygınlığına bakacağız. Vatandaş katılıyor mu? Hadi varsayalım ki katıldı. İştirak etti. O da yetmiyor. Bu sistem Türkiye ekonomisi biraz dışa kapalıyor. Dış kırılganlıklarını azaltıyor. Ama bunun karşılığında iki tane şeyi başarmanız gerekiyor. Biri cari fazla vermek. Teknik terim olmasın diye hemen açıklıyorum. Bu ülkenin ürettiği mal ve hizmetlerin dışından aldıklarından fazla olması. Yani fazla verebilmek. Ama çok ciddi derecede geçtiğimiz aylarda fiyatlamayı bozdular, tedarik zincirini bozdular, tüketici güvenini bozdular, yatırım hissiyatını bozdular. Bu gerçekleşmeyebilir yoksullaşmaya rağmen. Bir diğeri de Türkiye'den sermaye çıkışı olmaması. Yurt dışına veya yastık altına. İnsanları öyle korkuttular ki yani 10 liradan 18'e çıkarırım sonra bakın görüyorsunuz istersen bir anda 10 lirada indiririm derken itibarlarını tamamen yitirdiler. Dolayısıyla insanlar paralarını hala finansal sistemde tutmaları, yurt dışına tutmaları o kadar da kolay bir karar olmayacaktır. Bunlardan ötürü bu işin başarıya ulaşma olasılığı KKM'ye katılım yüksek bile olsa şüpheli. Bana kalırsa da bu iş çok kötü bir yere de varmayacak, çok iyi bir yere de varmayacak. Ortaya karışık olacak, gri bölgedeki bir şey. Zaten katılım çok büyük olmayacak. Zaten işte Türkiye ağır kör topal dış açık veremeyecek. O kadar yoksunuz ki ithalat yapamayınca işte dış açık vermeyeceğiz. Bu da övünülecek bir şey mi? Ayrı bir soru işareti. Diğer taraftan da sermaye de diyecek ki ya herhalde bunlar da batmayacaklar. Dış borçları ödemeye hevesliler. Lübnan gibi, Arjantin gibi değil. Arjantin'de sıkılınca dış borç ödemiyorlar. Bizde yakın zamandaki tarihimize hiç bu yok. 1990'lı yıllarda krizlerde 2001'de yaşamadık. O zaman biz bunu idare edebiliriz diye düşünecekler. Bu da Türkiye'nin ekonomik sorunları çözmeyecek. Sadece birkaç ay ötelemiş olacak. Şu andaki bozulma devam edecek. Ta ki bir mantalite değişimi yaşanana kadar. O mantalite değişimi de sadece olağan para ve maliye politikalarının değişimiyle olmaz. İki yıl önce de, daha doğrusu Kasım 2020'de de işler çok kötü gittiği zaman bir kişinin kellesi verilmişti. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak. Bu sefer de sadece düşünce zihniyetinin değişmesi yetmiyor. Bir de üstüne birilerinin hatasını anlayıp çekilmesi gerekiyor. Ama hep tüm bu işlerin nereden kaynaklandığını biliyoruz. Her şey Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çıkıyor. O zaman onun yetkilerinde veya kullandığı güçte bir değişim olması beklemek lazım. Son soru. Herkes için ekonomi kitabınızda sorduğunuz sorudan hareketle. Krizlerin en büyüğü gittikçe yaklaşıyor mu? Ya da herkes için ekonomi kitabınızda sorduğunuz sorudan hareketle. Vergi rekortmen isimleri, vergi rekortmenleri isimlerini neden gizler? İlk soruyu alayım bu seferde. Krizlerin en büyüğü giderek yaklaşıyor mu? Şimdi modern zamanda görmüş olduğumuz en büyük kriz 1929'daki Amerika'daki buhrandı. O öyle ki Türkiye gibi ülkelere dağıtmıştı. Sonrasında 2007'de başlayan, 2008'de zirveye çıkan bir kriz yaşadık. O kriz ne kadar büyüktü şöyle ifade edeyim. Varsayalım ki Wall Street'teki yani New York'taki ve onların ortağı Londra'daki bankalarda iflaslar iyice artsaydı. Devletler bunları kurtaramasaydı. Hiçbiri kredi veremeyecekti. Kendi aralarında birbirlerine bile güvenemez hale gelmişlerdi. Finansal piyasalar durmuştu. Hiçbir şirket yurt dışında işletme sermayesi bulamayacaktı. Alacaklarını tahsis etmekte zorlanacaktı. İşlem yapamayacaktı, maaş ödeyemeyecekti, devlet vergi toplayamayacaktı, hizmet sunamayacaktı. Bir ülke bozulunca diğer ülkeye de yansıyacaktı ve sonuçta bütün dünyada modern bir taş devrine dönecektik. Çünkü finans tamamen itibar, güven üzerine dayalıdır. Yani ben size bir borç veriyorum, bunu kanıtlayan bir tek şey kağıt. Ödeyemezsem canımı alamazsınız. Ama batık krediyle sizin sermayeniz gider. Sonra siz başkasına batarsanız sonunda herkes iflas eder. Dolayısıyla 2007-2008 krizi bize öğretti ki krizler düşündüğünden de daha tehlikeli olabiliyormuş. Ama orada buna neden olan sonuçları çözdük mü? Çözmedik maalesef. Ne yaptık? Sorunları halının altına silmeye çalıştık. Halının altına süpürmeye çalıştık. Bizden bahsetmiyorum. Gelişmiş ülkelerden bahsediyorum. Biz burada filler dövüşürken ki yerdeki çimenleriz. Bize sormazlar bile. 2008 krizinde olduğu gibi. Türkiye'de hiçbir kriz yoktu. Normal şartlara geldi. Türkiye'de %5 küçüldü. Hatta o %9'u da sonradan veriyi değiştirdiler, güncellediler. İktidar dönemleri nedense hep bunlar olumlu tarafı güncelleniyor. Böyle oldu. Şimdi özetle demek istediğim şey şu. 2008'den gelen birçok şey düzeltilmedi. Ve bir sonra her kriz bir sonraki krizin temelini oluşturur. Biz orada dünyadaki adaletsizliklerle, kredi sistemindeki hatalarla yüzleşmedik. Sadece batı sermayesi Çin de yüzleşmedi. Orada da çok ciddi batık krediler var. Orada da çok ciddi
bizim 90'lı yılları andıran şeffaflıktan uzak bir gölge bankacılık sistemi var. Dünya ekonomisi tamamıyla kredide dönüyor. Kredi işine dönmek de şöyledir. İşte müzik çalarken herkes dans eder. Müzik sustuğu zaman sandalyelere oturmanız lazım ama sandalye sayısı hep dans edenden azdır. Birileri ayakta kalır. Bunların hepsi krizi tetikler. Eninde sonunda böyle bir yere dünya gelecek. Bu sefer daha Asya kökenli olabilir bu kriz ve bu olduğu zaman ilk defa uzun yıllar sonra üretim kanalları da daralacağı için, yani sadece finansal piyasa krizi olunca, reel sektörüne kriz olacağı için Türkiye dahil her yer sarsılır. Dolayısıyla öyle gözüküyor ki krizlerin en büyüğü yaklaşıyor. Bir de şunu eklemek gerekiyor. Krizler eskisi gibi ne dünyada ne Türkiye'de tek bir günde gerçekleşmiyor. Kurbağanın suda ısıtılması gibi. Yani öyle bir tarihi bir günü illa hatırlamanız gerekmiyor. Ha, o da oluyor genelde ama şu anda da ona yavaş yavaş gidiyoruz. Şöyle diyeyim. Belki teknik gelecek ama dünyadaki birçok devlet hiç olmadığı kadar, biraz da pandemi neticesinde borçlu bir halde. Hiç olmadığı kadar dünyada para basılmış, piyasalara verilmiş halde. Böyle bir ortamda müthiş büyümeler beklersiniz, değil mi? Herkesin gayet ekonominin böyle şahlandığı, dünyada iyi olduğu bir dönem beklersiniz. Ama öyle değil. Ekonomiler nasıl ilerler? Teknolojik gelişimle. Bakın teknoloji inanılmaz noktada. Nasıl ilerler? Yeni kaynaklarla. Küreselleşmeye açılmamış yer kalmadı. Afrika'yı bile açtık. Hem kaynak olarak kullanıyoruz hem pazar olarak kullanıyoruz. Bütün bunlara rağmen bir şeyler olmuyor. Diğer taraftan da servet adaletsizliği artıyor. İnsanlar mutsuz. Sadece Türkiye'de değil. Dünyanın birçok yerinde eskiyle kıyaslama yapıldığı zaman bir memnuniyetsizlik var. İşte bu ortamda ne beklersiniz? Hem bu krizin toplumsal ayağı oluşuyor, hem bu krizin finansal ayağı oluşuyor, hem de bankalarla reel sektör arasındaki, yani gerçek ekonomideki, reel ekonomideki tarafı oluşuyor. Haliyle bu 2030'u biz görmeden dünyada olacak. Türkiye'de dünyanın bir uzantısıdır. Dünya ne kadar iyi gidebilirse biz o kadar iyi gidebiliriz. Yani tren geriye doğru gidiyorsa biz karşıya doğruya doğru koşmamız etki etmez. Dolayısıyla evet, krizlerin en büyüğü de yaklaşıyor. Ama yerini bilmek, ölçüsünü bilmek, tam başlayacağı noktayı tespit etmek çok zor. Milyar dolarlık soru. Hatta trilyon dolarlık soru. Bence de. Geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Çok keyifli bir sohbetti. Çok şey öğrendim valla. En azından bu sanal dünyadaki şeyleri öğrendim. Hayır, ilgilenir miyim diyorsanız hayır. Niyeyse elimde tutmadığım hiçbir şey bana güven vermiyor Kubilay Bey. Çok doğru ama bu da çok fırsatlar da kaçırır. Buna da bir örnek vereyim. 90'lı yıllarda Sovyetler Birliği dağılmış. Her şey özelleştiriliyor. Hiç hayatlarına kapitalizme dair bir şey bilmeyen insanların eline hisse senedi veriyorlar. Bilmeyince onlar da ucuza satıyorlar. Sonra o şirketleri birileri alıyor ve milyarder oluyor. Dolayısıyla bazen de zorlamak gerekiyor. Ama ne kadar o çizgiyi geçip geçmemiz sizin kendi risk ölçünüz. Yaşınız muhtemelen, siz çok gençsiniz. Sülün Osman'ı bilir misiniz bilmiyorum. Sülün Osman kendi sahibi olmadığı işte Beyazıt Kulesi'ni satarmış. Galata Köprüsü'nü satarmış. Bana öyle gibi geliyor. Belki öyle değil ama biraz Banker Castelli'nin dönemini anımsatan şeyleri yaşıyoruz. Ona itiraz edemem. Ama biraz bu işler şöyledir. Şimdi Bitcoin gibi birçok şey oldu. Hepsi tutmadı. Tutanlar haklı oldular. Çünkü bu iş böyledir. Futboldaki, basketboldaki gibidir. Anlamsız bir şutu da çekseniz, gol oluyorsa, basket oluyorsa haklısınızdır. Bitcoin'de bu oldu mu oldu. O zaman susalım, haklarını verelim. Bundan sonrakiler olmazsa o zaman daha baskın bir şeyde konuşma hakkımız olacak. Peki. Tekrar geldiğin için çok teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. Sağ olun.